Biz düğün yerimiz, her şeyimiz hazırdı. Evlenmek için gün sayıyorduk. Ha. Sonra kaza mı oldu? Öyle olmuş. Günlerce bulamadım ben Mehmet'i. Sonra bir afişten sizin köyde olduğunu öğrendim. Koştum geldim, hemen karşısına çıktım. Ama o beni tanımadı. Hafızasını kaybetmiş dediler. Ya kızım sen de niye çıkıp karşısına ben senin nişanlınım demedin? Doktorlar eğer kendimi hatırlatırsam travma yaşayabileceğini söylediler. Kendi kendini hatırlaması gerekiyormuş. Uf, sen de yabancı bir geldin o yüzden öyle mi? Başka çarem yoktu Şakir Bey. Ben onsuz yapamam, onu çok seviyorum. Yalnız bırakamazdım. Etme kızım. Yani Mehmet Efendi de seni seviyordu öyle mi? Evlenecektik diyorum Şakir Bey. Davetiyemiz, gelinliğim, her şeyimiz hazırdı. Ama artık beni hatırlamasını beklemekten başka bir çarem yok. Siz niye sordunuz peki? Hiç kızım. Haline üzüldüm. Senin. Şakir Bey, bu anlattıklarım aramızda bir sır olarak kalsın, olur mu lütfen? Ben Mehmet'i gerekirse yıllarca beklerim. Ama eğer Mehmet duyarsa... Merak etme. Üzülme sen. Çizmelim. Ben de tam sağa geliydim. Babamı gördün mü? Yok. Evde değil mi? Hiç girdi mi diye sorsan eve. Ya Zeliş kusura bakma. Sen de benim yüzümden azar işittin. Yok. Yok senin bir suçun yok. Suç Güneş'in. O kadar güzel doğmasaydı biz de izlemezdik. Geç de kalmazdık. O zaman ben bir suçlu daha tanıyorum. Neyse. Babamın siniri saman alevi gibidir. Yanar ama çabuk söner. Ben şimdi onu bulurum, gönlümü alırım. Ne diyeceksen çabuk söyle. Ben o zaman seni ağacın orada bekleyeyim, ha? Olur mu? Bende sana ait bir şey var. Bir tek sende mi var? Bekle beni, sarı çizmeli geleceğim, bekle. Sanırım kızınız beni kendine tutsak etti Leyla Hanım. Ne? O kız Mehmet'in nişanlısı mıymış? Ne? Oğlanın kafa gitmese evleneceklermiş bile. İdris Bey de yalan söyledi bana. Oğlanı bir bekleyen varsa al götür dedim. Yok dedi. Belki İdris Bey Hande istemiyordur. Olamaz mı? O zaman İdris Bey'e de yazıklar olsun. Torunu sevmiş istemiş o ne? Hande Hanım da perişan, iki gözü iki çeşme. Çok seviyorlarmış, çok aşıklarmış, çok. Bilsem kızımın baktığı yana kor muydum, oğlanı burnumuzun dibine kadar koyar mıydım? Nereden bilebilirdiniz Şakir Bey? Hem Mehmet'in bir bekleni var gibi de durmuyor. Durmaz tabii, kafa gidik çünkü. Ha. Kafa gidince insan kalbindekini de unutuyormuş demek. Şimdi ne yapacaksınız Şakir Bey? Mehmet'le Zeliş ne olacak? Oh benim canım babam ya. Sen bu hala kızgın mısın? Ama sen kızına kıyamazsın. Ben senin gönlünü almayabilirim.
Peri Hanım. Bir şey soracağım. Kötü bir baba mıyım ben? Şakir Bey. Siz Mısır'ın babasını tanısaydınız, kötülüğün ne olduğunu anlardınız. Keşke, keşke benim gözlerle kendinize bakabilseniz. Ben size baktıkça sadece bir baba görmüyorum. Hem bir baba, hem bir anne görüyorum. Siz gerçekten çok güzel bir kız babasısınız. Kendi başına kız evlat büyütürken korkusunu da beraber büyütmüş insan. Benim ödüm kopardı kızımın kalbi kırılacak diye. Ha, ne oldu şimdi? Olanlar büyük talihsizlik Şakir Bey. Mehmet'in bir sevdiği var ama bundan haberi yok. Hı. Şimdi de başkasını sevdiğini zannediyor. Hande Hanım'a da üzüleyim. Göz yolda bekleyidir. Ama er geç kavuşacak beklediğine. Mehmet Efendi bir hatırlayacak asıl kimi sevdiğini. Gidecek Hande Hanım'a. Seni işi unutacak. O da benim kızım olacak. Ne desem bilemedim Şakir Bey. Zamana bırakın. Zaman her şeyin ilacı. Zaman benim kızımın düşmanı Peri Hanım. Her gün daha çok tutuluyor oğlana. Mehmet Doğa kaç boş il göreyim ben. Belki... Yok. Belkisi melkisi yok. Olacak olan belli. Mehmet'in kafası yerine gelince kimi sevdiğini hatırlayacak. Koşacak ona, benim kızımı bırakacak. Çünkü davul bile dengi dengine. Ama ben ne yapacağımı bileyim. Bu kadar çabuk karar vermeseniz Şakir Bey. Geç bile kaldım karar vermede. Gideceğim konuşacağım Mehmet'le. Hangi rüzgarla tepemize düştüysen bin aynısına defol git buradan diyeceğim. Kaderin önüne geçilmez. Yok Peri Hanım. Bitti bu iş tamam. Benim bu işe rızam yok. Yok.